çocuğum olmuyordu. İlk defa hastanede karşılaştık Nevzet'le. Daha önce tanışmıyorduk. O da çocuğunu aldırmaya gelmişti. Tanrı'nın bir lütfuydu sanki. Bu kadar çaresiz gelmesi karşılaştırdı. Ömer evliymiş meğer. Hamile olduğumu öğrendim de her şey için çok geçti. Ama iyi ki seni aldırmamışım. Sana asla kızım diyemesem de yakınında olup seni uzaktan evladım diye gururla seyrettim. Zülal, dokunma bana. Su bana getir. Dokunma ya. Su getireyim. Su. Her şeyi duydum. Şimdi bunu sana söyleyemezdim. Beni büyütürken söylediğin bütün neler yalanmış. Anne. Bu nasıl bir ihanettir? Bu nasıl bir acıdır? Sülal. Sülal! Seni affetmeyeceğim. Hayatımda sizi görmek istemiyorum. Seni de görmek istemiyorum. Seni de görmek istemiyorum. Seni de görmek istemiyorum. Hayatımda sizi görmek istemiyorum. Bana kızım deme. Bana kızım demeyin. Zülal. 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 Onu bir kere daha kaybettim. Onu bir kere daha kaybettim. Bu kanayan aşk yüzüme vuruyor. Her yanımdan yakıp geçiyor. Bir yanım gider, bir yanım kalır. Fırtına dinmez seni benden alır. Zor artık yeniden aşk, kalbim biliyor. Sülal, beni dinlemen lazım Sülal. İçimde ağlayan çocuk yok. Ben seni çok iyi anlıyorum Sülal, beni dinle. Anlayamazsın. Anlayamazsın. Kaçar, bir yanım kalır. Sülal. Fırtına gelir seni benden alır. Benden nasıl saklarsın ha? Bana böyle bir şeyi nasıl söylemezsin? Anne, söyleyemedim. Ha, ne demek söyleyemedim? Utandım, korktum. Ne zamandan beri biliyorsun? Namık'ın evlendiği günden beri. Anne, bırak artık arabayı. Böyle bir olayın üstünü kapatacağımı düşünmüyorsun herhalde, değil mi küçük hanım? Ayrıca bu Namık'ı hala bana niye savunuyorsun anlamıyorum. Ne o, karnın mı ağrıyor? Biraz. Karnım değil, midem. Geçer birazdan. Bu kadar üzülüp sıkılıp sinirlenirsen tabii ağrır. Üzülmeyeceksin. Sakin olacaksın. Elinde böyle bir koz varken nasıl kullanmazsın? Ben Burcu meselesini ifşa ederken, ipler elindeyken sen bu evliliği nasıl engellemezsin? Anne, söyledim ama her şeye rağmen evlendi. Sadece Namık mı biliyor?
kötü şey. Hayır. Bu başına gelen en güzel şey. Hala senle değil mi? Kaç aylık? Sadece birkaç hafta. Bak canım. 4 aylık olana kadar hiç kimseye bir şey söylemeyeceksin. Abine bile. Tamam mı? Ondan sonrasını bana bırak. Ben halledeceğim. Müket. Hiçbir şey için geç değil. Belki de bu doğru zamanda hareket etmemiz için bize bir işaret. Bebeğin Müket. Hayatım. Bu savaşı kazanmak için çok büyük bir silah bu. Buyurun. Bütün gazeteler manşetten girmiş. Sabahtan beri önüne gelen arıyor. Merak ediyorlar tabii insanlar. Ne olmuş, ne bitmiş. De, nereye kadar gerçeği gizleyebiliriz ki? Beklemediğimiz bir şeymiş gibi neden her şeyi tekrar tekrar konuşuyoruz? Ay çok özür dilerim. Ya bu işin senin sorunun olmadığını unutmuşum. Sen zaten hazıra konmuşsun değil mi? Bu arada şirket senin uçkurun yüzünden batma noktasına gelmiş. Ne önemi var? Nasıl olsa Fırat Andaç var. Eşek gibi bu işi de halleder. Fırat, lütfen. Oğlunla savaşarak hiçbir şeyi değiştiremezsin. Bırak anne, deşarj olsun. Ben de babamı tanımış oluyorum. Söz konusu para olunca gözü oğlunu bile görmüyor. Demek öyle. Kurmadığın bir şeyi batırmak ne kadar kolay değil mi? Doğduğumdan beri kaderimi sen çiziyorsun baba. Şimdi neyin hesabını soruyorsun bana? Namık. Sen ne nankör adammışsın be. Ulan senin sahip olduğun şu imkanlara sahip olmak için, senin yaşadığın hayatı yaşamak için ömrünün yarısını feda edecek milyonlarca insan var sokakta. Küstah! Baba, yeter uzatmayın artık. Bu şekilde hiçbir yere varamayız. İşe bak ya. Tek kurtarıcımız Nejat Ekinci. Yani dua edelim de o olsun. Bir yabancı ile ortak olmaktansa onun olması daha evladır. Ayrıca bu sana da iyi gelecek. Düşmanının kuklası olacaksın. Zaten Ufuk'ta da başka bir alternatif yok. Neyse canım, daha neyi tartışıyoruz ki? Tamam, toplantı bitmiştir. Canımsın, keyfim yok. Peki, tamam. Eda, buluşacak mısınız? Evet, şirkete gideceğim. Kızım bak, madem geçen defa olabilir demiş, yokla bakalım niyeti ciddi mi? Ayrıca dua edelim de ciddi olsun. Yoksa her an bir düşmanımızla ortak olabiliriz. Ona asla baskı yapmam baba. Sadece senin adına ciddi olup olmadığını soracağım. Kızım sana baskı yap demiyorum ki. Ben de sadece tanıdığımız, güvendiğimiz biri bu işte daha iyi olur diyorum. Ayrıca bu senin geleceğin için de çok önemli. Olaylar Eda'nın suçu değil. Hadi kızım sen git. Selam söyle. Fırat, biraz sakin ol. Zor durumda kaldığımızı hissettirmeden o aileden daha yeni gelin aldık. Hiç kimsenin bu durumu kullandığımızı düşünmesini istemem. Ne Nejat'ın, ne Feride Hanım'ın. Thank you.
kim? Melek kim? Yenge gel düşeceksin arabaya. Yaşamak zorundaydık. Benim bilmeye hakkım yok muydu? Feride Hanım'a söz vermiştim. Ne biçim bir insanmış? Sana bunları nasıl yaşatmış? Bu iki kişilik bir anlaşmaydı. İki kişinin de istediği ve böyle olması için ömür boyu söz verdiği bir anlaşma. Ya böyle bir söz verilir mi? Kızın her an her saniye gözünün önündeyken bu sözü tutabilmek için deli olmak lazım. Çok mecbur, çok acı çekmiş ve minnettar olmak lazım. O kadına mı minnettarsın? Senden çocuğunu alan, sana gel evimde hizmetçi ol diyen kadına mı minnettarsın? Ben o zaman çok kötü bir durumdaydım. Zülel'e süt verebilmek için ağzıma atacak tek lokma ekmeğim yoktu. Babam yoktu, abim yoktu, hayatta kimsem yoktu. O kadın dediğin Feride Hanım, Zülel'e can sarada ona ne verdiyse aynını verdi. Bütün bunları sadece yardımsever bir insan olarak da yapabilirdi. Gel Efset, hem evimizde çalışır, hem çocuğunu hep birlikte büyütürüz de diyebilirdi. Ben böyle bir şey asla kendime sormadım. Sen de lütfen ne ona ne de bana sor. Bugünden itibaren okula gitmiyorum. Madem her şey Zülel'in diyeti olarak bana da yapıldı, ben Feride Hanım'ın vicdan borcunu bana ödemesini reddediyorum. Ne oluyorsunuz? Ya ne oluyor bu evde? Bir sus Ali. Oğlum bir sus. İyi. Bir susuyorum, bir susuyorum. Konuş deyinceye kadar bu eve dönmüyorum. Şimdi gidiyorum. Karşılık verecek durumda değilim. Lütfen. Haberi duyunca karşılık verirsin. Adliyet raporu temiz çıktı. Güzel. İşte bu çok güzel bir haber. Sende ne var? Nükhet'le ilgili bazı gelişmeler var ama bekle. Önce bu haberi Necat'la paylaşmam gerekiyor. Sen gerçekten benim hayatıma uğurlu geldin. Necat Bey yerinde mi? Henüz gelmedi bak kızım, yolda. Günaydın demesini isteyeceğim en son insansınız. Adli tıp raporu çıkmış. Herhalde sükutu hayale uğramışsınızdır. Avukatımla daha konuşmadım. Siz nereden biliyorsunuz? Beni cinayetle suçladınız. Ben de bu iftirayı yakından takip edeyim dedim. Söyleyin o avukat aydına, çöplükte yem aramasın. Merak ettim seni. Zülal, ne oldu? Neyin var? Ne oldu? Ben bugün bir şey öğrendim. Annem bildiğim Feride Hanım
benim annem değilmiş. Beni Evset'ten evlatlık edinmiş. Arar mıydınız? Nasıl bir bencillik bu? Nasıl bir vicdansızlık bu yaptığınız? Sırf biri size anne desin diye. Bir kadından çocuğunu nasıl alabildiniz? Eda'cığım, her yer şirketinizin haberleriyle çalkalanıyor. Sizi şaşırtıyor mu? Yok, bilakis böyle olmasını istiyordum. Herkes hak ettiğini yaşar değil mi? Namık'ın ablası ve o aileden olmanız dolayısıyla tabii ki ucu size de dokunuyor. Size bir yararı oldu mu bunun peki? Nükhet için bir şey değişti mi? Değdi mi? Bilmem, zamanla göreceğiz. Zaman her şeyi gösterir değil mi? Kolay gelsin. Raporun böyle çıkmasında Belkıs Hanım'ın parmağı olabilir mi? Sesi düşünüyorum. Hayır, olamaz. Rapor doğru. Ve sonucu sana olduğu gibi ona da açık. İçime sinmiyor. Otopside geciktiğimiz için yanılma payı var. Ben de oradayım. Otopsi belki bütün gerçeği söylemiyor olabilir. Bir önerin? Tek kilit isim evdeki hizmetçi. Hatice. Evet. Tamam, beklesin. Eda Andaç geldi. Ben bir kafayı toplayayım, sonra konuşuruz. O kadın hala Belkıs'ın evinde çalışıyor. Yeniden işe almış. Bilgin olsun. Merhaba Eda Hanım. Merhaba Aydın Bey. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoş geldin. Merhaba canım. Gel. Hiç iyi görünmüyorsun. Aynen öyle. Kötü olan nedir? Her şey. Yine kapalı bir kutusun. Adli tıp raporu. Fos çıktı. Yani cinayet değil. Bulgu yok demek cinayet değil anlamına gelmiyor. O kadından her şey beklenir. Hazır adı geçmişken bizim işlerimizi yürüteceğimiz ayrı bir ofisimiz olsun mu? Buraya her gelişimde Belkıs Hanım'ı görmeye artık sinirlerim kaldırmıyor. Canını sıkacak bir şey mi söyledi? Haksız olmadığı şeyler söyledi.
ama haddini aşan cümlelerdi. Her şeyi o ortaya döktüğü için ben ve ailem bu durumdayız. Tamam. İşleri başka bir ofisten yürütme fikrine varım. İşlerimizin zaten burayla bir bağlantısı yok. Burası da doğru bir adres değil. Yeni bir ofis tutmak için çok acele etmeyelim. Eğer andaşlarla ortaklık kurarsam bir ayağım da orada olacak. Aslında sana bunu sormak için geldim ben de. Babam için. Geçen günkü konuşmamızdan ona biraz bahsettim. Avukatlarımız arkadaşmış galiba. Onlar da duymuş. Heyecanlandı. İlginç. Ben araya giren insan olmak istemiyorum bu konuda. Ama seninle paylaşmam gerek. Bizim için Mithat Bey bütün mesafemize rağmen ailemizden biri gibiydi. Şimdi bu kadar zor durumdayken babam haklı olarak herhangi birinin ortağımız olmasını istemiyor. Sen tanıdığı güvendiği birisin. Tamam. Madem Namık'la bütün hukukumuzun bitmiş olmasına rağmen böyle tarafsız bakabiliyor, bir yemek yeriz. Ama önce etik olarak Mithat'la bir görüşmem lazım. Elbette. Bunu hepimiz anlarız. Üşüyorum. İçim üşüyor. Bu kadar tarifsiz bir şey ki. Bir gün bir şey öğreniyorsun. Hafızanda seni sen yapan her şey. İnandığın, bildiğin. Her şey darmadağın oluyor. Benim babam küçükken ölmüş. Yalan. Annemle küçüklükten kalma bütün fotoğraflarımız yalan. Babam anne dediğim kadının kocasıymış sadece. Evsede konuşmaya başladığımdan beri Evset dedim ben. Meleğe hep acıdım. O benim kadar şanslı doğmadı dedim. Niye? Neden peki? Neden sana böyle bir yalan söylemişler? Söyledikleri her şey beyninde uçuşuyor. Evset hamileymiş. Çocuğu doğuramıyormuş. Annem de hamile kalamıyormuş. Hastanede karşılaşmışlar. Bu onlara Tanrı'nın lütfuymuş. Lütfu ne biliyor musun? Bizim balayından erken dönmemiz. Benim annemi evde bulamayıp Ömer Bey'in evine gitmem. O adamı, babamı. Onu ölürken görmem. Sonra söylediği her şeyi duymam bir lütuf. Benim Evset hakkında az da olsa fikrim var. Ama babam olan adamla en uzun konuşmamı o ölürken yapabildi. Necat da biliyormuş. Hiçbir şey söylemedi. Niye? Neden söylemedi? Afiyet olsun. Buyur gel. Yok size afiyet olsun, ben çıkacağım. Niye burada yiyorsunuz? Teyzem nerede? Odasında. Bugün kendisini pek göremedik.
Sen bir git bak istersen. Pek keyif yok. Ziral gitti. Yokluğunu gün be gün daha çok hissediyor. Alışıncaya kadar tat tuzu olmaz. Kadın haklı. Ben bir bakayım. Bir kere bile aramadım. Zaman teyze. Zaman. Züler bundan sonra yüzüme bakmazsa ben öleyim Nejat. Hayatımı bundan sonra kalanın anlamı olmaz. Öyle konuşma. Ben onu her şeyimi yerine koydum Nejat. Her şeyimi. Evladım. Arkadaşım. Canım, ciğerim. Bazen geç kalınmış itiraflar felaketlere neden olur. Ama gerçek sevgiyi hiçbir şey sarsmaz. Ona biraz zaman ver. Züleyha artık çocuk değil. Bugünden sonra ne kadar geriye bakarsa baksın hayatının bütün resmi bozuldu. Toparlanır zamanla. Zaman. Zamanı geri alsam keşke. Daha o ilk gün, onu kucağıma aldığım güne, senin adın Züler olsun dediğim güne, seni ben doğurmadım. Ama doğurmuşum gibi çok seveceğim diyemediğim güne. Nejat, ne olur onu arar mısın? Bizim telefonlarımız açma zaman seninkini açar. Ne olur. Teyze. Zülal beni de sildi. Sana kıyamaz. Bir defacık sesini duyayım. Ne olur oğlum. Biraz rahatlatır. Şu anda ihtiyacım olan tek şey rahatlamak. Telefonun çalıyor. Nejat. Bence açmalısın. Bütün bu olanlardan sonra ne diyeceğini ben de çok merak ediyorum. Belki evdekilere bir şey olmuştur. Açmıyor. Alo. Zülal. Ne oldu? Annen seni çok merak ediyor. Hangisi? Teyzem. İyiyim ben. Ölüm değil. Güvenebileceğim tek insanın yanındayım. Saklayacak gücüm yok. Ne dedi? Hiçbirimiz bunların olmasını istemezdik. Öyle mi? El ele verip yaptınız ama. Ben artık buna devam edemeyeceğim. Gitmem lazım. Allah kahretsin bir iş yemeğim var. Çıkmam lazım. Gün gelir seni affeder. Gün gelir Efsat'ı anlar. Ama Züler bir tek benim için artık geri gelmez.
Biraz yavaş. Şunlara baktın mı? Cesaret edemedim. Tam bir trajedi. Trajedi. Zünel. Necat'ın aslında kuzenin olmadığının farkında mısın? Bu senin için fark eder miydi? Yani çok önceden biliyor olsaydın. Fark ederdi. Onun kuzenim olmadığını bilmem. Gerçek annemin kim olduğunu bilmem demekti. Nüket. Seni böyle görmek istemiyorum. Ne konuşmuştuk seninle? Ya işe yaramazsa? Ne işe yaramazsa? Anne, ya Namık çocuğu kabul etmezse? Ben bu genç yaşımda anne olmayı nasıl kaldıracağım? Artık yakında bir aile olacağız. Rahat konuşabilirsin. Ali bu işin takipçisi olacak. Bu çocuğu kabul etmemek gibi şansı yok. Artık DNA var, o var, bu var. Böyle bir şeye itiraz ederse rezil olur. Ya önünde sonunda bu çocuğu kabul etmek zorunda. O zaman da devreye Ali girecek. Yapılması gereken her şeyi yapacak. Düşünebiliyor musun? Karnında andaçların torununu taşıyorsun. Annen haklı. Buna en az bir çocuk sahibi olabilmek gibi, milyonda bir ihtimal gibi bak. Dediğim gibi, kimseye bundan bahsetme. Abine de söyleme. Bırak doğru zamanı ben seçeyim. Bu sıralar zaten çok üzgün. Üst üste acılar yaşamasın. Ticaret hayatında sizin gibi etik davranan birini bulmak oldukça zor. İncelik gösterip düşüncelerinizi benimle paylaştığınız için ayrıca teşekkür ederim. Rica ederim. Eğer siz ayrıldığınızı açıklamış olmasaydınız benim böyle bir talebim olmazdı. O holding andaşların olduğu kadar benim de her şeyim. Ama birbirimize bakacak yüzümüz kalmadı. Bu sizin özeliniz. Ayrıca olanlar için gerçekten çok üzgünüm. Neyse, olan oldu artık. Her şeye sıfırdan başlayacak kadar maddi ve manevi gücüm var. Holdingdeki payımı gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Ama bir şey söylemeliyim ki o ailenin başına konan ikinci talih kuşusunuz. Ben her şeyin farkındayım Mithat Bey. Bile bile lades istiyorum. Ben de her şeyi o gece sizin gibi orada öğrendim. Zaten bu evlilik için yapılan bu aceleci tavır, gizlilik çok midemi bulandırıyordu. Eğer bunu daha önce biliyor olsaydım bu evlilik asla olmazdı. Tamam, şimdi daha iyi anladım. Özür dilerim kardeşim. Tamam, kalkma. Ben zaten lavaboya kadar gidecektim. Efendim Nüketciğim. Abicim ne haber? Dışarıda yemekteyim. Tadını çıkar o zaman. Annem bugün seni hiç iyi görmemiş, merak ettim. Her kokunun izini süren bir avcı gibi. Doğru, tadım tuzum yok. Ne oldu? Niye böyle zamanlarda beni hiç aramıyorsun? Biriyle konuşmak bazen insanın acısını yükseltir. Sen abine bakma. Nasıl bakmayayım? Başka abim mi var benim? Madem bu haldesin, ne işin var senin dışarıda yemekte? Yalnız mısın? Değilim. Bir iş yemeğindeyim. Çünkü hayat devam ediyor. Aslında haklısın. Sen abini anlayacak kadar büyük bir kız. Bir dışarı çıkalım, bir dertleşelim seninle. Şurası, şu saatte oradayım. Yarın sabah Hisar'da köy kahvaltısı. Seni sabah çıkınca arıyorum. İşte budur. Öptüm seni. Sakın hiçbir şey için üzülme. Sen de Nüketç.
kızım var. Evsettan öykümüzü dinlersin. Olanlar yüzünden, ondan, kızımdan uzak, perişan bir halde, yarı diri, yarı ölü yaşadım. Tahliye olduğum gibi sizin evin yanına taşınmam bu yüzden. Evsede yaklaşmak, kızımı bulmak için. Senden istediğim tek şey, Evsede benim kızım olup olmadığını sorman. Biliyorum bu satırlar seni çok şaşırtacak. Ama sen onunla aynı yaştasın. Senin yaşında Evsede yakın, Evsed'in görüştüğü başka biri yok. Gizlice izledim. Eğer Evsed sana gerçeği söyler de benim kızım olduğunu öğrenirsen, kanserden ölen babanı tanımayacağın için sana bu satırları bırakıyorum. Benim adım Ömer Fırat. 1964 Mersin doğumlu. Hayatta olan bir babaannen, bir deden, amcan, halan yok. Benden sana kalan tek yakınların senin de tanıdığın Berdan ve Sevim. Bu zarfla birlikte sana ömrü hayatımda sahip olduğum iki şeyimi bırakıyorum. Mersin'deki toprağım, 25 senemi dile döktüğüm hapishane günlüğü. Asla ihtimal vermiyorum ama eğer kızım değilsen bunu sana verilmiş bir emanet bil. Sen sorunca Evsed mecbur o kızın kim olduğunu söyleyecek. O sensin. Ama değilsen yine de ona verirsin. Ömer. Hatırlıyorum. Senin yaşında bir kızım var demişti. Onu kapımızın önünde baygın halde bulduğumuz gece Evsed'e sordum. Kaç kere sordum hem de. Keşke kızın nerede bilsek de haber versek dedim. Başka güvenebileceğim kimsem yok. Melek. Hepsi yalandı değil mi? Ne yalandı? Maria. O mektupları Zülel'e yazmadığın. Zülel'i sevmediğin. Sen hep biliyordun kuzen olmadığınızı. Zülel'in kardeşin olduğunu öğrendiğin gün bugün. Ve sen hala bunları mı düşünüyorsun? Yeter. Ağlama artık. Elimde değil. Evlendiğimizden beri bu çektiklerimiz yeter. Sana güvenmek istiyorum. Ben ne görüyorsan oyum. Sana karşı hep açık oldum Zülen. Bir daha kırılmaya dayanamam. Biliyorum. Affedersin. Eğer hala
hazır değilsen. Saklama yüzünü yarım kalan hüznünü yavaş yavaş dağılır bulutlar karanlık.